Birlik Grup İnşaat marka vizyonu sunar. Altaş TV ekranlarından, Marka Vizyon programından herkese merhabalar. Ordumuzun üreten, hizmet eden her sektörden iş adamlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaki sektörümüz ise inşaatçılık ve firma sahibimiz Metin Çoban ile bir aradayız efendim. Programımıza başlamadan önce biz kendisini tanıyoruz ama Metin Çoban kimdir? Dilerseniz kendisinden de duyalım. Efendim, Metin Çoban kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle Altaş TV ve ekibine böyle bir program düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Metin Çoban 1966 yılında Ordu Aybastı Kayabüşün köyünde doğup ilkokulunu, ortaokulunu Aybastı Kayabüş köyünde bitirdikten sonra 1979 yılında İstanbul'a gurbete, o zaman gurbet vardı. Gurbete gelen İnşaatlarda demirci çalışmasıyla, ustalığına çalışmasıyla başlayan, 1982 yılından itibaren de demirci taşeronluğuna başlayan bir kardeşiniz. 1979 yılında geldik dediniz. Ta ki o günden bugüne firmanızı kurmadan önce neler yaptınız ve firmanızın kurulum aşamalarından da bahseder misiniz? 1979 yılında geldik ama biz o zaman çok yoklar, sıkıntılar çektik inşaatlarda. Çok gurbetlerde kaldık, inşaatlarda yattık. O zaman zaman öyleydi. 6 ay İstanbul'da çalışıp, 6 ay gidip memlekette orada o 6 ay boyunca çalıştığımızı harcayıp tüketip tekrarında bahar gelince İstanbul'a gelmekti. Böyleydi yani o zamanki şartlar öyle gösteriyordu. Ama 1982 yılından itibaren demirci taşeronluğuna başlayıp çok farklı firmalarda taşeronluğu yaptım. 1982 yılından başlayıp da bu zamana geliş aşamasında çok sıkıntılar çektik. Bugünlerim çok şükür olsun. Ama hayat zaman zuhur etti. Bir geçiş noktası oldu. 2008 yılında firmamızı kurduk. Biraderimle beraber, kardeşimle beraber. 2008 yılında firmamızı kurduktan sonra genellikle ağırlık bölgemiz Çekmeköy bölgesinde inşaat kat karşılığı inşaatlar yapmaya başladık. Hı hı. Bir şekilde o günden bu yana devam ediyoruz. Peki başkanım, demircilik de yaptınız. Aslında evet. Ana temelden geldiniz. İşin işleyişini bilen birisiniz. Bina yaparken ki aşamalardan bize bahseder misiniz? İşte temelden başlayıp neler yapılıyor? Bunlardan da bilgi alalım sizden. Çoğunlukla şu andaki yaptığımız projelerimiz kat karşılığı olduğu için toprak sahibi veyahut da belki belli aracısız insanlar karşılığından sonra sözleşmemizi yaptırdıktan sonra ki aşamalarda öncelikle arsalarımızı veyahut da eski bina varsa onların etrafını güzel güvenli bir şekilde çevirip bir şekilde belediyemizin bize vermiş olduğu imar durumlarını aldıktan sonraki proje aşamalarını peyderpey devam ederken bu esnada hafiyat aşamasına geldikten sonra mimari projemizin düzenlediği bir şekilde devam edip işlerimizi o şekilde temel hafiyat aşamasına getiriyoruz. Bu aşamada hafiyatlarımızı aldıktan sonra devamında itinalı bir şekilde hafiyatımızı alıp güzel gru betonumuzu döküp izolasyonu yapıp bazen
bölgeler neticesi itibariyle zemin etütü alınca bazı yerlerde fora kazık olabiliyor. Onlar, nedir başkanım fora kazık? O fora kazık demek yani sonuçta temele altına o günkü şartların sağlamlaştırmak. Tabii sağlamlaştırma o gün şartların altındaki zemin etüdünün vermiş olduğu bilgilere, yetkilere dayanarak bir sistem oluşuyor. O şu andaki radye temel sistemi zaten artık memleketimizde, bizim zamanımızda mütemadi temeller vardı. Şimdi radye temel sisteminde devam ediyor. Onun altına kazıklar çakılıyor. Demir kazıklar çakılıp, aynı bir beton dökülüp daha sağlamlaştırılabiliyor. O şekilde proje çıkmışsa onu uyguluyoruz. Çıkmamışsa radye temelimizi döküp, güzel izolasyonu yapıp, yavaş yavaş katları atmaya. Tabii yavaş yavaş katlarımızı atmaya başlıyoruz. Güzel izolasyonundan sonra drenajını falan güzel sudan böyle rutubetten kestikten sonra devam edip bu şekilde devam ediyoruz. Ana karkas inşaatımız devam ediyor bu şekilde. Peki binamızı yaptık. Birçok kez daireleri de geziyoruz ister istemez evet. Proje yapan firmaları. Ya bazen işte gerek odalar arasında gerek daireler arasında sesle yalıtım konuşuluyor. Nedir yani bu? Ses yalıtımı nasıl yapılıyor? Sizin yapmış olduğunuz yöntemlerden de bina içi ses yalıtımından bahseder misiniz? Tabii ki. Bina içi ses yalıtımındaki olayların başlı nedeni biz bu zamana kadar firmamızda hiçbir şekilde kara sıva diye tabir edilen bir sistem var, bir işlem var. Evet. Kara sıva vurmadan hiçbir inşaatımız yapmadık. Bir de binanın iç duvarları, bölgeleri genelde onluk duvar. Bizim 8,5 tarif ettiğimiz tuğla nezdinde olur. Eğer dairelerimiz normalde büyük düşecekse, çok sıkıntı yaratmayacaksa biz 13,5 tuğla kullanıyoruz. Bu da 15 diye tekabül ediyor. Bu sefer odalar arasında, daire bölge arasında ses yalıtımını önlemiş oluyoruz. Eğer daire bölgeleri, bina daire bölgeleri, oda işleri değil de kesinlikle arasına strafor, köpük kullanıyoruz ki yani öbür dairedeki oturan vatandaş da bu dairedeki oturan vatandaş rahatsız olmasın diye. Yani. Buna kara sıva kullandığımız müddetçe dairede belki ses yalıtımında sıkıntı olmuyor. Kara sıva dediniz ya, Mehmet'im, alçı sıva binanın içinde yani durup dururken bazen terlemelerin olduğunu görüyoruz. Bu mudur buna sebep olan? Yani sonuçta temele yakın değil ama normal bir dairede binanın yani dairenin terlemesi alçı sıvadan mı kaynaklanıyor sadece? Tabii ki şimdi şöyle biz inşaatın tozunu çekerek nemine Allah geldiğimiz için söylüyorum. Kara sıva... Eğer alçı sıvanın altına kara sıva vurmadan yaparsan alçı sıva mutlaka terleme yapıyor. Ama kara sıvaya vurduktan sonra üzerine alçı çekersen bu %100 aşağı yukarı hemen hemen aslında kapatır. Alçı sıva da çok kapatır. Temiz görünüyor ama evet. Görüntüsünden ziyade kullanışlığına da bakmak, kara sıva olmasını sağlamak lazım. Ama şu da bir gerçek. Hakikaten görünüş itibariyle alçı sıva güzel gözüküyor ama evet. Eğer kara sıvanın üzerine önceden öyleydi. İnce sıva yapılır, perdaş çekilirdi. Hı hı. Üzerine güzel boya yapılırdı. O daha havayı, rutubetini alır. Ama artık günümüz şartlarında iş değişti. İnsanlar biraz daha güzel olmasını istediği için alçı çekiyoruz. Alçı da ister istemez tabii tebazen terletme yapabiliyor. Her güzelin bir kusuru vardır ama alçıya bakıp da o az önceki bahsettiğimiz terleme sıkıntısı kaçınılmaz olacaktır. Aynen. Metin Bey aynı zamanda yalıtıma gelmişken binamız bitti. Tamam ses yalıtımını konuştuk ama bir de dış cephedeki yalıtımlarımız var. Bu yalıtımlardan da bahseder misiniz? Artık zaten yürürlük bunun içinde kanun var. Binalar bitince sanırım yalıtım yapılmadan da teslim edilmiyor. Tabii, yalıtımı kesinlikle. Nasıl yapıyorsunuz ondan da bahseder misiniz? Kesinlikle. Yalıtım olayı şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığımızın vermiş olduğu kanun çerçevesinde çıkan kanunlar maddesinde belediyelerimizin uygulamış olduğu EKB diye enerji kimlik belgesi adı altındaki işlemler devam ediyor. Önceleri üçlük köpük diyoruz biz 16'dan sonra. Üçlük strafor köpük kullanıyorduk cephelere artık onları kabul etmiyorlar. 5 santim. Yani biraz daha kalın. Tabii biraz daha kalın olma artık oldu. 5 santimlik köpükten komple ama dış cepheyi de mutlaka ve mutlaka kara sıvayla sıvıyoruz. Yani tuğlanın üzerine direkt çekmiyoruz yani şeyini. Kara sıvayı da sıvadan sonra 5 santim köpükle güzel kapatıp köpüğün dışarısına önce filesini, ince sıvasını, kalekimle sıva. Çivilerle montaları tabii, yapılıyor. Kalekimle zaten. Sıvasını devamında dekoratif ve ondan sonra istediğin herhangi boyanın şeklini söverle birlikte verebiliyoruz. Bu da ısı yalıtımla ilgili işimizi tamamlamış oluyoruz. Bunu aynı zamanda hem projenizle alakalı hem de
daire sahibi, işte kat karşılığı falan dediniz ya, onların isteğine göre uyarlıyorsun sanırım. Dış cephedeki kesinlikle kalınlık meselesi şartlara. Yani renk ahenge, uygunluğu. Renk tabii, renk ahengini daire sahipleri falan görüşebiliyoruz. Onların isteklerine dair, isteklerine uygulayabiliyoruz. Hakeza iç odalardaki renkleri bazen onların isteği şekilde uygulayabiliyoruz. Mutfak dolaplarında olsun. İç dizaynında. Kapı renklerinde olsun, iç dizaynında olsun. Eğer biz bir inşaatı bitirmemiş isek, yapım esnasında bu tür şeylere tolerans gösterebiliyoruz ki o da alıcının hoşuna gidiyor. Yani. Peki inşaatı yapıyoruz da Metin Bey, yani bunu yaparken aslında her sektörün kendine göre bir tehlike sınıfları var, tehlike dereceleri var. Tehlikeli sınıflardansınız. İnşaatlarınızı yaparken iş güvenliğinizi nasıl sağlıyorsunuz? İş güvenliği de dahil olmak üzere inşaat hakikaten ağır. Evet. Ağır inşaat tehlikeli sınıfa giriyor. İş güvenliğine kesinlikle bütün inşaatlarımıza titizlik gösterdiğimiz üzere ona da çok titizlik gösteriyoruz. Bir defa inşaatımızı aldıktan sonra kesinlikle çevreyi komple kapatıyoruz. Belediyenin bize öngörmüş olduğu malzemeyle. Önlemini alıyorsunuz. Ile. Devamında iş güvenliği uzmanımız, ki mutlaka bir iş güvenliği uzmanıyla anlaşıyoruz. İş güvenliği doktorumuzla anlaşıyoruz. Bunları çalışan ustalarımızın o gün süreç içerisinde sağlık raporlarını alıyoruz. Bunlarla beraber ustalarımızın çalışan usta olsun veyahut da normal düz işçi olsun baretlerine, emniyet kemerlerine, ayakkabılarına çok özenli dikkat ediyoruz. İş güvenlik uzmanımızla beraber inşaatlarını yapabiliriz gibi bunları, merdiven etrafları, balkonları, köşelerini falan titizlikle, özellikle biraz da kendimiz denetliyoruz beraberle. İş güvenliği de çok titiz gösterip bu şekilde yürütüyoruz iş güvenliğini. Yani inşallah can kaybı da yaşanmasın. Temennimiz çok şükür bu. Bugüne kadar tabii sıkılıyorlar. Biz onu zaman zaman da görüyoruz Metin Bey. Yani siz aslında hem o karşı taraftaki işçinin güvenliğini sağlıyorsunuz hem de kendi işinize uygun olduğu gibi, yani kanunların önerisine göre hareket etmeniz gerekiyor. Bir can da kolay bulunmuyor. Kesinlikle. Bunun için de iş güvenliği önemli. Peki dairemiz bitti. Birçok kez daireler yapılıyor. Daire alacaklara önerileriniz nelerdir? Onlarda belki sizden duymak istedikleri öneriler vardır. Önerileriniz nelerdir? Tabii ki inşaat sektöründeki bütün firmaların önerdiği gibi biz de aynı şeyler deniyoruz ama kesinlikle güven ve kalite. Güven. İlk önce güven, kalite. İnşaatları arayıp bulmaları gerekiyor daire alacak insanların. Onun dışında çevredeki inşaat yapanları veyahut da inşaat işte pazarlayanları, bunlarla görüşüp hangi firma daha sağlıklıdır, hangi firma daha kaliteli yapıyordur, bunları araştırıp bu şekilde almalarını öneriyoruz. Mutlaka sormaları, mutlaka alacakları kişileri de istişare ederek bilmeleri gerekiyor. Mutlaka sormaları ve istişare etmelerini tavsiye ediyoruz. Bir ticaretçi, geçtiğimiz günlerde ben sosyal medyadan da paylaşmıştım. Her bir ticaretçi kendini müşteri yerine koyarak hareket etmeli. Ya bunu sağladıktan sonra emin olun satışlarınız, referanslarınız da kaçınılmaz olacaktır. Yani daire yapıyorsanız sonuçta siz de bir dairede oturuyorsunuz. Buna göre dizayn etmelisiniz, etmeliler. Bu ticaret bunu gerektirir diye düşünüyorum. Tabii sektörün sıkıntıları da birazdan onlara da değineceğiz. Ya ucuz olsun, evet, az olsun diye kaçınanlar olacaktır. Bunların da buna çok fazla ehemmiyet göstermemelerini, işin kalitesinden yana kendilerini oraya doğru sürüklemelerini istirham ediyoruz. Bu aşamada biz topraktan daire verdiğimiz zaman, ki genelde bölgede bu var, her yerde topraktan daire satışı var. Bu büyük firmalar için de geçerli, bizim için de geçerli, herkes için geçerli. Biz topraktan daire sözleşmesini yaptıktan sonra, inşaatımız devam ederken temel üstünü aldıktan sonra kat ittifakını kurunca, iş bitir, yani kat ittifakını kurduktan sonra çatıyı kapatıp iş bitirme bir süreci oluşuyor. İskan alımı. İskan alımı daha iş bitirmeden sonra olduğu için öncelikle iş bitirmemizi alıp, ki sıkıntımız olmuyor çok şükür. İş bitirmeyi aldıktan sonra iskan aşaması başlıyor. İskanımızı aldıktan sonra da insanlara öncelikle eğer acele edilmişse kart itibar tapımızdan satış yapıyoruz. Kredi kullanmışsa veya da kullanmamışsa. De akabinde iskanı aldıktan sonra kat mülkiyet tapusuna geçiyor. Cins değişikliği diyoruz biz buna.
Kart müşterisi tabusunu teslimatında bir şekilde sıkıntı olmadan devam edip veriyoruz. O aşamada Metin Bey karşı tarafa bir herhangi bir ücret gibi bir şey çıkıyor mu, yansıyor mu yani? Yok. O baştaki bizim... Sadece işleyişte bir değişiklik, onun haricinde bir masraf çıkmayacak. Tabii. Bu sonuçta bir önceleri isken mecburiyeti yoktu. Evet, 2007'lere kadar hemen hemen. İş bitirmeyle elektrik, su, doğalgaz aboneliği yapılabiliyordu. Bu sefer de insanlar, bizler dahil olmak şartıyla iskanı almayan bir sürü insanlar oluyordu. Ama artık belediyelerimiz su aboneleri, elektrik abonesi olmak için iskan şartı koşunca, evet, sözleşmelerimizde artık kesinlikle iskan şartı koyuyoruz. Bu şekilde daire alanlara, toprak sahiplerine iskanla ilgili bir şey yansıtmıyoruz. Biz direkt iskanımızı alıp cins teslimini yapıp tapumuzu teslim ediyoruz. Yani bu da satışınızı da kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Kesinlikle satışımızı kolaylaştırıyor. İnsanlarla ki olduğumuz diyaloğu kolaylaştırıyor. Yani bir sıkıntı olmamaksızın işlerimize devam edip gidiyoruz. Yani hizmet önemli. Aynen. Peki 15 Temmuz darbe süreci var. Böyle bir girişim yaşandı. Sektörünüzde bunun bir sıkıntısını yaşadınız mı? İşte satışların durması ya da işin yapılmaması noktasında. Tabii ki her sektörde bir duraklama süreci oldu. Ama sizinle ilgili bu aksaklık, bir duraklama yaşandı mı? Onlardan da bahsedelim isterseniz. Tabii ki 15 Temmuz süreci bizim memleketimiz, Türkiye'miz, ülkemiz için iyi bir süreç olmadı. Öncelikle bundan bahsetmişken 15 Temmuz'daki şehit olan bütün şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gerideki kalanlara başsağlığı diliyoruz. Allah bir daha memleketimize, vatanımıza böyle bir kaos göstermesin. Ne kadar etkilemedik desek de, çünkü 15 Temmuz süreci içerisinde ben daireler sattım. Ama akabinde ister istemez aksaklıklar, biraz gerilenme falan oldu. Ama çok da etkili beraber mutlaka sektörde biraz sıkıntılarımız oluşuyor açıkçası. Bugünlerde biraz yansıyor şu anda. Peki sektörünüzden konuşalım o zaman. Sektörünüzle ilgili sıkıntılar, yani her sektörün kendine göre sıkıntıları var. Gerek müşterilerle, gerek rakip firmalarla ilgili sektörde yaşanan sıkıntılar vardır. Sizin gözünüzden, sektörünüzde yaşanan sıkıntılardan bahseder misiniz bize? Bizim gözümüzdeki sektördeki sıkıntılar kesinlikle kalite, kaliteden sonra satış. Şimdi bölgede, Çekmeköy bölgesinden bahsedersek, biz bu bölgede uzun olma bahsediyorum. Bir sürü müteahhit firma var. Her türlü meslekten şu anda müteahhit arkadaşlarımız var. İnşaatı bilen var, inşaata başka meslekten giren insanlar var. İnsanlar bazı şeyleri göremiyorlar. Gözden kaçırdığı noktalar mutlaka oluyor. İşte atıyorum bir kapı, 300'de kapı var, 500'de kapı var. Evet, çok farklı fiyatlar yani, çıkabiliyor karşımıza. Ama ben mesela atıyorum, diyorum ki daire 5 liraysa vatandaş 4 lira diyebiliyor. Bunlar bizi gerçekten rahatsız ediyor. Şimdi insanlarda da alım gücü biraz sıkıntılı olduğundan dolayı ucuza kaçıyor. Diyor ki işte vatandaş, ya sen 5 lira üstüne ben orada 4 lira alabiliyorum ama yarın karşısına çıkacağını bilemiyor. Bunda sıkıntı oluyor. Bizi en çok etkileyen durumların bir tanesi de bu olmuş oluyor. Ama biz hiçbir zaman kalitemizden ödün vermedik. Bugün olmasa yarın mutlaka müşterisini bulup bir şekilde dairelerimizi sattık ki sıkıntımız olmuyor. Yani az önce malzemelerden bahsettiniz. Benim de sıkça yaşadığım, program öncesinde birçok yerlerde çalıştım ve mağaza müdürlüğü de yaptım. Örneğin bazı müteahhitler ürün alırken şuna dikkat ediyor. Birinci sınıf. Benim kaybedeceğim bir şey yok ama kazanacağım çok şey var. Yani örneğin bir musluktan, vanadan bahsedecek olursak 50 liraya almak yerine 75 liralık, 80 liralık bir musluk yani kullanıyor. Bu da nedir? Yaptığı işin kalitesini ön plana çıkarıyor. Ya çok bir şey de kaybetmeyecektir. 80 liraya satıyorsa 81 lira, 82 lira dediği zaman aslında bunun finansmanı da otomatik olarak sağlamış oluyor. Yani sonuçta biz oturuyoruz ama sizin de oturduğunuz daireler var. Az önce bahsettiğim gibi kendi oturacağınız bir izlenim yaratarak binalar yapmanız, zaten ki kentsel dönüşümler var, depreme yönelik bu yapıların yapılması zorunluluğu var. Her geçen günde iyiye gidiyor. İnşallah daha iyi yapılar da yapılacak. Peki, yani konuştuk, işimizi konuştuk, sektördeki sıkıntıları konuştuk ama 10 seneye yaklaşıyor. Artık bir de Metin Bey değil, başkanım demek istiyorum.
Çünkü bir STK'larla da aşinalığınız var. Yani gerek köy derneğinde gerek Çekmeköy Ordular Derneği'nde adınızı sıkça duyuyoruz. Biraz isterseniz Çekmeköy Ordulardan, STK'lardan da bahsedelim. Biraz dernekçilikten bahseder misiniz efendim? Şimdi tabii sosyal anlamda biraz aktifim. Artık bu bazı insanların yapısında olabiliyor. Çekmeköy'deki bizim Aybastı Kayabaşıkı Derneğimiz 2000 yılında kurulunca, derneğimiz kurucu başkanlarımıza ben teşekkür ediyorum. 2000 yılında Kayabaşı Derneğimiz kuruldu. Derneğimize ben üye oldum. Kısaca özetleyeyim de söylüyorum. Derneğimize üye olduktan sonra 2007 yılında biz derneğimize bir yer alma kararı verdik. Biz 23 arkadaştık. 23 arkadaş Çekmeköy'de Kayabaşıkı Derneği'ne bir yer kazandıralım diye hem yerin pazarlığını yaptık sağ olsun arkadaşlarla beraber hem de 2007 yılında Kayabaşıkı Derneği'ne başkan olarak da seçtiler ben Allah razı olsun bir güvene ortamına dayalı olarak. 2007 yılından itibaren 6 yıl, 2013 yılına kadar 3 dönem Kayabaşıkı Derneği'nin başkanlığını yaptım. Evet. Ama Kayabaşıkı Derneği, Kayabaşıkı köyümüze de güzel bir mekan kazandık. Şu anda mülkiyetimiz var. Çekmeköy'de Çekmeköy'de ben Çekmeköy Ordular Derneği dernek başkanıyım şu anda. Buna hasebe ben söylüyorum. Bulunmayacak derneklerin bir tanesi ve Çekmeköy'de buradaki oluşumlara yön veren bir dernek. Akabinde Kayabaşı Köyü Derneği'nin 2013 yılında tabii sonuçta birileri gidip birileri gelecek. Yani. Devamlık esas anlamında bayrak önemli yarışı. Kurum. Kesinlikle kurum. Kuruma bakmak sonuçta bayrak yarışı. Şu andaki bir arkadaşımız devam ediyor. Akabinde İstanbul Müteahhitler Derneği'ne üye olmuştum o esnada Çekmeköy Kayabaşı Derneği'ndeyken. Yani sektörünüzle ilgili olan bir derneğiniz. Evet, evet. Sonuçta dernekçilik içinde olunca insanlar sizi alıp buluyor. Sonuçta görev istemiyor, görev veriliyor. İki dönem İstanbul Müteahhit Derneği'nde yönetiminde bulundum. Akabinde Orsiyat, bizim ordumuzun yani, Orsiyadı var biliyorsun Çekmeköy'de ordu şu anda. Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği'miz. Oranın da öncesi üyeydim. Akabinde şu anda halen Orsiyat'ın yönetimindeyim. Hı hı. 2016'nın 8. ayında Çekmeköy Ordular Dernek Başkanı'na seçildim. Az önce dediğim gibi görev istenmedi, verildi. Arkadaşlarımın, çevremin, dostlarımın bana layık görmesiyle beraber şu anda Çekmeköy Ordular Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum. Güzel de bir ortamımız var. Çok güzel programlara imzalar atıyoruz. Dernekçilikte arkadaş ortamı çok önemli. Özveri olmak çok önemli. Bu da hep arkadaş çevresiyle oluyor. Yani, o konuda da sosyal faaliyetlerim bu şekilde devam ediyor. Dernekçilik gönül işi Sayın Kesinlikle Başkanım. Gönül işi. Burada herkes yapıyorsa ki özverili bir şekilde dediniz. Özveri önemli. İki bir şey. Siz eğer örneğin bir başbakanlıktan bahsedecek olursak bakanlar kurulu yani sizin de altınızdaki başkan yardımcılarınız ve yönetiminiz ki her dernek için tek bir kişinin yapması değil, projeleri çıkarması değil, diğer arkadaşların da benimseyip ne yapılacağını ki dönem dönem toplantılarınız oluyor. Burada ortaya masaya yatırılıp projeler üretilmesi. Ben birçok derneklerle iç içe olduğumdan dolayı İçişleri Bakanlığı'na 2000 civarında yanılmıyorsam geçtiğimiz yıllarda İçişleri Bakanlığı'na proje sunuluyor. Ve projeler çok basit, elzem olmayan projelerde diskalifiye edilmiş. Emin olun 130 kişi İçişleri Bakanlığı'ndan proje verip içeriye onu ücretsiz bir şekilde alabiliyorlar. Örneğin evet. Sosyal projeler, geziler, Kültür Bakanlığı'nın da onayıyla beraber derneklerin yaptığı projeleri bedelsiz bir şekilde onu yapabiliyorlar. Yani derneklerimiz buradan da bizleri izleyenler varsa proje üretip onu da ücretsiz bir şekilde yani halka mal olacak projeleri yapmalarında yarar var. Evet. Keyifli bir program oldu, güzel bir program oldu. Son olarak dilek temenni mesajlarınız varsa söylemek istediklerinizi de toparlayalım ve programımızın sonuna geldik efendim. Böyle bir program olduğu için az önce baştan dediğim gibi tekrardan Altaş TV'ye, sizlere teşekkür ediyorum. Programımız hayırlara vesile olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağlık, sıhhat, hayırlı günler diliyorum. Önümüzdeki olacak bir referandum süreci olacak. Hayırlısı evet. Olsun. Nasıl olacaksa Cenab-ı Allah hakkımızda neyse hayır kılmışsa o olsun diyorum. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Evet değerli izleyenler bir Marka Vizyon programımızın daha sonuna geldik. Haftaya
bir başka sektör, bir başka başarılı iş adamıyla görüşmek üzere diyorum efendim. Hoşça kalın. Birlik Grup İnşaat marka vizyonu sundu.